Bana kek mi yapıyorsun? Bu çok hoş. Bugün pasta yok Ginger. Garaj ziyafeti günü için hazırlanıyoruz. O da nedir? En iyi 4 tatilimden biri. Buzdolabına bakıp süresi dolmak üzere olan tüm yiyecekleri lezzetli bir şölene dönüştürmüştük. Bu bir dostluk ve yiyecekleri ziyan etmeme kutlaması. Aa, bizim evde bu hiç olmaz. Benim ailem bayat yiyecekleri tutmuyor. Bu çok üzücü. Neden bu yıl bizimle kutlamıyorsun? Zaten özel bir misafirimiz var ha? Gerçekten mi? Kim? Tamam. Tabakları yerine koy. Yerleri süpür. Hadi ama. Bilgisayar oğlum bumerang için her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Aa, o küçük adam hayata gelip büyüyüp kendi başına yaşamaya başladığından beri ne yapıyor? Harika bir şeyler yaptığı kesin. Gelişmiş bilgi işlem güçleri sayesinde evrenin sırlarını çözmüş olabilir veya alternatif bir evren bulmuş olabilir. Evrenle ilgili bir şey olduğu kesin bence. Ha? Duruşunuzu düzeltin millet bu. Bumerang olmalı. Hey da diyo. Kız arkadaşımla geldim, bir sakıncası yoktur umarım. Bu Doti. Doti bu babam. Kendisi bir inek sayılır. Dın dın dın. Bumerang. Batı'yı severim. Bahse girerim, bu adamı gerçekten korkutur. Pek çok bilim adamı çılgın dahi tarzıyla sükse yapmasıyla bilinir. Einstein ise topluma ayak uydurmuyordu. Evet, ama ben bilim adamı değilim. Ne? Nasıl? Bana bir matematikçi olduğunu söyleme her şey sakın. Aklımı internete yükledikten sonra başladı. Öğrenmem gereken her bir formülü, tarihi ve ölçümü öğrendim. Ama bu beni mutlu etmedi. Ve işte o zaman onu buldum. Hayatın anlamını bulduysan lütfen ipucu verme. Ben kendi yolculuğumu. Çok daha iyi. Çünkü ben aşkı buldum. Kötü bana hayatta bilimden çok daha fazlası olduğunu öğretti. Bu tam olarak doğru değil. Sanat diye bir şey var. O bir sanatçı ve o bana da bir sanatçı olmayı öğretti. Sanatçı mı? Heykel, siz ne tür sanat yapıyorsunuz? Heykel, kağıttan bir şeyler. Şimdi gel de gösterelim. Çalışmamız şehir merkezindeki kibir galerisinde sergileniyor. Dikkat edin, bazı parçalar aklınızı başınızdan alabilir. Hadi bir göz atalım. Demek ki istediğim bumerang bir dahi. Bahse girerim, yaptığı sanat ne olursa olsun gerçekten etkileyicidir. Anlamadım. Bu kravatlı bir hamburger. Haklısın. Gerçekten etkileyici. Harika şeyler. Tamam. Ama bu sadece bir tanesi. Yani buradaki gerçekten çok iyi. Aklıma uçakları getiriyor. Ve kitapları. Yani bu gerçekten mühendislik ve edebiyat üzerine bir yorum gibi. Kabul et. Bumerang sanatçı olmak için doğmadı. Bilmiyorum. Ben sanat uzmanı değilim. Belki bu son teknoloji. Hayır. Bundan hiç hoşlanmadım. Söz konusu sanatsa her şeyi severim ama bunu değil. Bu erzak dolabı muhteşem. Renkler uzayda serbestçe hareket ediyor. Garaj, bu klasik tatil ikramı gözlerinize ziyafet çekiyor. Kalıp halde yoğurt. Vakti geçmiş gibi kokuyor. Ailem kesin bunu çöpe atardı. Bu cidden çok üzücü. Klasik garaj ziyafeti günü hikayesi olan dostane buzdolabı kurduğundan alıntı yapmama müsaade edin. Bir şeyin bayatlamış olması onu atmanız gerektiği anlamına gelmez. Bu portakallar, bir problem olduğunu dahi söyleyemem. Bekle, bir bakayım. Bu meyve neden bu kadar taze ve sulu ki? Angela, bana bu çürük portakalları derin, karanlık bir dolabın arkasında bulduğunu söyledin. Bir dolabın arkasında küflü portakallar buldum ama bir şekilde unutmuşum. Bu yüzden markete gittim. Market? Nasıl yapabildin? Bu tatilin anlamını anladığını sanıyordum. Ne düşünüyorsun? Kurumsal dünyaya harika bir saldırı. Evet, ben tüm bunları gördüğünde tam olarak da bunu söylüyormuş değil mi? Anlayacağını biliyordum. Şirketler en kötü olanları. En kötüsü! Hey! Benle birlikte garajdan işlettiğimiz şirketimiz hariç. Aslında ben ikinizin de işinizi bırakmanızı önerecektim. Sırt çantanızı alıp bir yıl geçirin, nasıl yaşanır öğrenin. Bu bana bir sonraki eserim için fikir verdi. Dati, şu emojileri yazdırsana. Üzgün yüz, para çantası, koku bulutu, gülümseyen çizme.
Hadi ama ben. Bütün gün o köşede saklanamazsın. Bumerang'a sanatını beğendiğini söylemek zorundasın. Ya Bumerang'ın kendi sanatını beğenmemesini sağlamak daha kolaysa? Belli ki eski yazıcı onun ana sistemini bozmuş. Bu yüzden hafızasını silecek bir program yazdım. Hayır, ben. Oğlunun beynini yıkamak iyi bir ebeveyn olmak demek değil. Ona öğretiyorum. Bu tıpkı onu yüzme derslerinde kaydettirmek gibi. Onu bana ver. Dur. Hayır. Selam Babiş. En yeni eserimi görmeni istiyorum. Ben buna şirketini satıp serseri olmalısın baba adını verdim. No, hayır. Hey, buradasın işte. Seni arıyordum. Ziyafete geç kalacağız. Ben Bumerang'la aynı odada olmak istemiyorum. Ona öğrettiğim her şeye sırt çevirdi. O bazı tuhaf seçimler yaptı. Neden Doti'den hoşlandığını bilmiyorum. Sesi için olmadığı kesin. Ama o hala senin bilgisayar oğlun. Sen hiç mi ailenin beğenmediği bir şey yapmadın? Hayır, ben mükemmel bir çocuktum. Çünkü annenin tavanında bir kara delik açtığın zamana ne dersin? Bunu onun memnun etmediğini biliyorum. Sanırım evet. O sefer karşıt maddemin hepsine el koymuştum. Yani belki... Zorla mantıklı bir şekilde endişelerini dile getirmiş olsaydı onu dinler ve deneyi iptal ederdim. Ben onu anlatmıyordum. Haklısın. Saklanamam ve saklanmamalıyım. Ziyafete gidip Bumerang'a aklımdan bir parça vereceğim. Teşekkür ederim Tom. Ama sen ne demek istediğimi tamamen... Garaj ziyafeti yemeğine hoş geldiniz millet. Çok lezzetli ve para tasarrufu sağlayan bir gelenek. Neyse ki portakal dilimi felaketini telafi edebildim Angela. İlk kez bir ziyafet katılanı olarak hepimizin bir arada olması çok güzel. Ayrıca Hank'in bütün gün delirmesini izlemek de çok güzel. Dikkat et ahbap. Son ziyafetin olmak üzere. Ne birlikte olmaya? Birlikte olmaya. Birlikte olmak her zaman harika bir şey. Belki gelecek yıl biraz farklı bir grupla birlikte olacağız. Örneğin Bumerang'ın farklı bir kız arkadaşı olabilir. Baba, sakın bana Doti ile ayrılacağımızı düşündüğünü söyleme. Tamam, bu konuyu sen açmışken o senden çok daha büyük ve sanatla ilgileniyor ki bu açıkçası çok saçma, anlıyor musun? Kim şüpheli zeytin nereden ister? Oh, öyle mi? Aptal ve sıkıcı bir bilgisayar şirketini yönetmek saçma. Yaptığım şey sıkıcı mı? Farklı aralıklarla yerleştirilmiş birebir aynı olan minik resimler çiziyorsun. Tamam, klasik bir garaj ziyafeti günü oyunu zamanı. Angela, neden sen önce başlamıyorsun? Anlamıyorsun baba. Bu show sanat kariyerlerimizi başlatacak. Onları direkt çöpe atarak başlayabilirsin. Sanatın çok kötü. Bilime geri dön. Bir uzay istasyonunda yaşarken dürüstlüğüme minnettar olacaksın. Bütün gün neredeyse kimseden yardım almadan hazırladığım yemek esnasında kavga etmez misiniz lütfen? İyi tespit Hank. Biri lütfen cücüklenmiş patatesleri uzatabilir mi? Elbette baba. Patatesler hemen geliyor. Hey! Bekle. Neredeyse bunu kasıtlı yaptın diyeceğim. Hayır, bu bir kazaydı. Ama bu kasıtlı. Ne? Bu kesinlikle kasıtlıydı. Nasıl anladın bunu? Bilimle mi? Angela, yapma, yapma, yapma! Yemek kavgası! Bu iki gün daha idare eder! Bobby Drossel baş yaptı! Bu bir felaketti. Oda yerle bir oldu. Yemek mahvoldu. Bumerang ve Doti kızgın olarak ayrıldı. İşler nasıl farklı gidebilir de bilmiyorum. Bilgisayar evladım kendisinin bir sanatçı olduğunu sanıyor. Daha kötüsü ne biliyor musun? Bir bilgisayar evladının hiç olmaması. Vay! Gerçekten her şeyi mahvettin. Anladı Ginger. Acımasız olmanıza gerek yok. Hayır! Yani hepiniz garaj ziyafeti günü dersini unuttunuz mu? Bir şeyin bayat veya çürümüş olması onu atmanız gerektiği anlamda gelmez. Anlıyorum. Çok doğru. Bunu bana Hank öğretti. Hey, bu doğru. Ginger bize garaj ziyafetinin ne anlama geldiğini gösterdiğin için sağ ol. Gördün mü ben? Bunu düzeltmenin bir yolu var. Evet, kesinlikle. Hayallerimi parçalama zaman. Babam haklıydı.
ben sanatçı değilim. Hayır! Parçalamayı durdur. Ben hatalıydım. Hayatını nasıl yaşayacağını söylemek benim işim değil. Benim işim sana destek olmak. Bu çizim yemekte birbirimize attığımız yemeklerden yapıldı. Sanattan anladığım kadarıyla bu bir özür sembolü olarak iş görebilir. Ne dersin? Ama sen sanatıma kötü demiştin. Ben de bilirim ki şu yaptığım resmin kötülüğüne bak. Vay canına, korkunç. Bayıldım. Sağ ol baba. Ha, sen demiştin Doti. Bu bir garaj ziyafeti günü mucizesi.